Efendim İhlas Suresi, Kul Huvallahu Ahad. Kur'an-ı Kerim'de en kısa ama anlam itibariyle İslam akaidinin, İslam imanının esasını oluşturan bir suredir. Denilir ki sahabe-i kiram Hazreti Peygamber'e Allah kendini bize anlatır mı diye sordular. Ona iman ediyoruz da biraz Allah'ı yakından tanımak istiyoruz. İza se'eleke ibadi anni fe inni karibun ucibu davete da'iza da'an. Başka ayette de bunu söylüyor. Kullarım beni sana sorarlarsa Muhammed onlara de ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına cevap veririm. Onun için Allah kendini bazen tanıtıyor bize. Mesela Ayetül Kürsi'de, Amener Resulü'de ne var? Dua var. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha diye başlayan ayetin devamında dua var. Değil mi? Efendim, Allahu la ilahe illa hayru kayyum. La te'ehhuzuhu sinetun ve la nevm. Allah'ı uyuklama veya derin uyku almaz. Allah tanıtıyor kendini. İşte bu ayette ve birçok ayetin sonunda alim, hakim, semi, basir, kerim, gani, Allah'ın sıfatları. Burada da surede bir bütün olarak Allah kendini tanıtıyor. Ve bu ayeti kerimede yedullahi mağluletun, Allah'ın eli tutsaktır diyen anlayışa bir reddiye var. Mesela bazı kitabi din sahipleri Allah'a muhtaç zannederler. Niye Allah uyku uyuklama almaz? Onlara göre Allah kainatı 6 günde yarattı. 7. günde Allah yoruldu, dinlendi. La te'huzû sinetun ve la nevm. Yalan söylüyorsunuz diyor. Uyku uyuklama Allah'a almaz. O yorulmaz. Yani bu ihlas kısa bir iki ayette İslam'dan önceki bozulmuş olan bütün akaidlere bir reddiye var. Bir gönderme var. Bir deklarasyondur bu İhlas Suresi. Bir ultimatomdur bütün yanlış anlayışlara. Kul huvallahu ahad. Bakın vahid demedi. Vahid sayıda tek. Ahad hem sayıda hem sıfatlarında Allah tektir. Birdir. Kul huvallahu ahad. Kul de Muhammed. Allahu Allah. Onun için mesela ismi azam Allah'tır diyorlar. Çünkü Allah kendini tanıtırken Allah ismini kullandı diyorlar. Bazı müfessirler. Kul huve de ki o Allahu Allah. O Allah ahad tektir. Sayıda, niteliklerinde, sıfatlarında. Allahu samet. Allah samettir. Ne demek samet? Her şey ve herkes ona muhtaç. O kimseye muhtaç değil. Lem yelit ve lem yulet. Doğurmadı. Allah baba ana filan değil. Ve doğurulmadı. Evlat da değil. İsa Allah'ın oğlu değil. İsa Allah'ın peygamberidir. Üzeyr Allah'ın oğlu değil. Üzeyr Allah'ın peygamberidir. Melekler Allah'ın kızları değil. Allah'ın kullarıdır. Bakınız. Bütün İslam'dan önceki düşüncelerin, zihniyetlerin tümünü şöyle bohçalıyor. Kenara koyuyor. Diyor ki ihlas budur. Allah'ın birliğini kabul et. Şimdi lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Hiç kimse ona denk değildir. İki Allah, üç Allah yok. Yok tanrı, yok yek tanrısı, yok para tanrısı, yok cinsellik tanrısı, yok yağmur tanrısı. Haşa, haşa, haşa. Bin kez haşa. Allah'ın ortağa ihtiyacı yok. Ortak olsa biri yağmur yağdırmak, biri kış yapmak, biri güneş açmak ister. Gökte ve yerde düzen bozulur. En basit akıl bile çok tanrıcılığın olamayacağını, tek Allah'ın ilahın olduğunu kabul eder.